Herkese merhaba. Bu eğitim videomuzda sizlerle beraber bir analiz sonucu içerisinde zıt kırpmanın ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını birlikte öğrenmiş olacağız. Bunun için öncelikle şu anda karşımızda bulunan bir braket modeli üzerinden basit bir statik analiz gerçekleştirmek istiyorum. Bu yüzden simülasyona geliyorum, yeni etüt diyorum ve buradan hatta ismimizi de değiştirelim. İzo kırpma olarak geçiyor komutumuzun adı. Geldim. Bakın, statik unsuracım karşıladı beni. Malzeme ataması gerçekleştirmek istiyorum. Şu an oluşturduğumuz malzememiz önemli değil. Paslanmaz çelik yapabiliriz. Uyguladım, kapattım. Bir fikstür tanımlamak istiyorum. Buradaki civata deliklerinden parçamı sabitlemek istiyorum. Evet, sabitleme işlemimi de gerçekleştirdikten sonra onayladım. Harici yüklere geliyorum. Kuvvet diyorum. Ve arka taraftaki iç yüzeyden bir baskı kuvvetinin tanımını yapıyorum. 500 Nm'luk bir baskı kuvveti oluşturulsun. Onayladım. Bakın şu anda malzememi tanımladım. Ardından sabit fikstürümü tanımladım. Geometri fikstürümü. Ardından kuvvetimi tayin ettim. Tahrik yükümü oluşturdum. Arka taraftan bu yüzeyden görüyorsunuz. 500 Nm'luk bir tahrik yükü uygulamış olduk. Şimdi analizimizi yürütmeden önce mesh tayinimizi de oluşturalım. Eğrilik tabanlı mesh uyguluyorum. Çünkü delikler, eğri yüzeyler mevcut. Bu denli geometrilerde çok daha sağlıklı mesh atıp hızlı bir şekilde etütlerimizi yürütebiliyoruz. Geldim. Mesh yapımında şu anlık çok önemli. Birazcık inceltiyorum ve onaylıyorum. Şu an incelemek istediğim unsur sadece izotropik kırpma komutumuz olduğu için şu anda benim için yeterli bir mesh yapısı. Bakın, analizim sonuçlandı. Şu anda deformasyon gayet yüksek. Yukarıdaki kısımdan deformasyonu kapatırsam gerçekçi bir görünüş elde ederim. Deformasyon kalsın. Sonuç grafiğimi düzenlemek istiyorum. Bakın buradan bilimsel değil, yüzen yapmak istiyorum. Ve virgülden sonra da iki basamak görmek istiyorum. Onayladım. Bakın şu anda von Mises maksimum gerilmem 36,08 çıktı. Güzel. Şimdi bizim bahsettiğimiz izotropik kırpma ne? Nereden aktive edebiliyoruz? Bunun üzerine konuşalım. Bakın sonuçlar kısmına stres üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum ve burada izo kırpma ifadesi yer alıyor. Buna tıklıyorum ve bakın bana şu anda default olarak bir değer verdi. Ve şu an geometriyi pasifleştirerek belli bölgeleri benim için gösteriyor. Peki bu ne demek? Bakın sol tarafta bir değer girili 18,05 Newton bölü milimetre kare yani megapascal. Sağ tarafta da bu değeri ok ile benim için gösteriyor. Bu demek oluyor ki benim şu anda burada girdiğim değer ve üzerindeki kalan bölgeleri benim için izole bir şekilde gösteriyor. Ardından bakın yukarıdaki kutucuğa da bakacak olursak burada deformasyon ölçeğini görebiliyoruz. Yani bu abartılı ölçeği görebiliyoruz. Altında ise bu seçmiş olduğumuz bölgenin genel geometri üzerinde yüzde kaçlık bir orana aralığa tekabül ettiğini bizlere gösteriyor. Bakın burada eleman bölü geometri olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Ne için kullanmamız gerekiyor? Burada kritik bölgeleri mesela kapatalım. Şu anda çok iyi bir şekilde incelemeyebiliyoruz. Tam anlamıyla hangi noktalarda maksimum, hangi noktalarda minimum noktanın olduğunu kestiremeyebiliyoruz bazı geometrilerde. Bunun için direkt görebilmek adına izo kırpma komutunu kullanabiliyoruz. Ya da bizim kritik değerimizin üzerinde olan bölgeleri direkt rahatlıkla görebilmek adına çok kullanışlı bir komut. Tekrar açıyorum. İzo kırpma diyorum.
Bakın ben buradaki değerimi 10 olarak değiştireyim. Bakın bana 10 megapaskal ve üzerindeki bölgeleri bu şekilde göstermiş oluyor. Buradaki peki kırpma yönünü döndürme ne işe yarıyor? Hemen tıkladığımızda görebiliriz. Bakın bu sefer de bu değerin altında kalan bölgeleri benim için simüle ediyor. Yalnızca izo yüzeyini grafikte derseniz buradaki değerin var olduğu bölgeleri gösterir sadece. Ancak bunu kapattığımızda bu değer ve altında kalan bütün alanları, değerleri sizin için gösterecektir. Burada ISO 2'yi de seçerseniz ikinci bir değer girebilirsiniz ve onu da aynı şekilde size göstermiş olur. Ama birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor. Altta sıfırla dediğinizde değeri yine default değeri çeker. Bunu mesela tekrar 10 yapıyorum. Onayladım. Bakın şu anda grafik olarak görünüyor. Peki bunu nasıl kapatacağım? Tekrar izo kırpmaya geleceğim ve sol tarafta bakın kırpmayı açık kapalı şekilde ifade ediyor. Buna tıklıyorum. Bakın kapattım ve onayladım. Bu şekilde tekrar eski haline döndürebilirsiniz. Dediğim gibi görmek istediğimiz ya da bir sınırımız var ise işte şu değerin üzerinde kalan bölgeler ya da altında kalan bölgeler gibi unsurlarla çalışıyorsanız ya da en maksimum ve minimum değerleri daha rahat görebilmek adına bu ISO kırpma komutu ile çok rahat bir şekilde geometri üzerinizdeki dağılımı daha spesifik olarak inceleyebilirsiniz. Bu eğitim videomuzda dediğimiz gibi ISO kırpma komutu ile analiz sonuçlarımızı nasıl rahat bir şekilde simüle edebileceğimizi öğrendik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.